Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Peygamber olmadan önce Muhammed'ül Emin olduğunu söyledik evet. Aslında bu hicret gecesinde Hazreti Ali'yi kendi yatağında Yatırarak ve emanetleri Sahiplerine iade ettikten sonra Sen de arkamızdan Medine'ye gel demesi Bu emniyetin Peygamberimizdeki emanetin Zirve noktasıdır Evet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Diğer bütün peygamberler Olduğu gibi o da insanlara örnektir, canlı bir tanıktır, rol modeldir. Aslında yüce Allah peygamberleri üzerinden, peygamberlerin ne yapmaları gerektiğini anlatıyor. Bu evet. da bu açıdan baktığımız zaman çok önemli. Emaneti sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle değil, peygamberimiz evet. üzerinden de bize öğretiyor nasıl riayet etmemiz gerektiğini. Bilindiği gibi emanetin zıttı ihanettir ya da hiyanettir. Evet. Hainliktir. Peygamberlerde bu asla olmadığı gibi yüce Allah aslında bizlerden de böyle bir şeyi asla istemiyor. Ve bu noktada da peygamberimizi örnek almak istiyor. Düşünebiliyor evet. musunuz? Peygamberimize suikast planlamışlar. Peygamberimizi ortadan kaldırmak için planlar yapmışlar. Peygamberimizin hayatı tehlikede. Can güvenliği yok. Böyle bir e, fiili bir ortamda buna rağmen peygamberimiz bir kısmı da isabetle buyurduğunuz gibi kendi muarızlarının, düşmanlarının emaneti olan emanetlerin sahiplerine iade edilmesinden sonra Hazreti Ali'nin gelmesini istiyor. Peki burada neden başkası değildi Hazreti Ali sorunuz biraz da bununla alakalıydı. Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük görevleri en çok güvendiği yakınlarına vermiştir. En çok güvendiği. Gerçi ashabına bu güvenmekten kastım. Yap, yapmayacaklar anlamında değil Elbette, yani. Tabii. Yani yapabileceklerine güvendiği, bu işi başarıyla olması gerektiği gibi yapabilecekleri en yakınlarına evet. bu görev vermiştir. Ve Hazreti Ali de Peygamberimizle en yakın akrabalarından birisidir. Bu nedenle riskli bir görev veriyor. Çünkü neticede müşrikler Peygamberimizin evinin etrafında pusu kurmuşlar. Tehlikeli bir şey de meydana gelebilirdi. Bu kadar riskli bir görev bundan dolayı Hazreti Ali'ye veriyor. Hazreti Ali'nin bu görevin üstesinden geleceğinden son derece emindir. Bir de bu var. Evet. Birincisi bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fiilen kendisi emin olduğu gibi, Muhammedül Emin olduğu gibi bu örnekte gördüğümüz gibi birçok hayatın birçok alanda görebiliyoruz. Hep emin olarak hareket ettiği gibi, emanete son derece riayet ettiği gibi sözleriyle de bizim dikkatlerimizi emanetin ehemmiyetine çekiyor. Çok önemli bir rivayet var, bir hadis var. Ahmet bin Hanbel gibi birçok muhaddisin mecmualarına aldığı bir hadis. Evet. Emanetin ehemmiyeti açısından efendimiz buyuruyor ki: "Men la emanete fela iman ve men la ahde lehu Emaneti olmayanın imanı da yoktur. Eyvallah. Ahdi olmayanın yani ahde vefa göstermeyenin dini de yoktur. Daha ne desin? Değil mi? Değil daha mi? daha Değil ne mi? desin yani? bir bir emanet ancak bu kadar açıkça ifade edilebilir. Ehemmiyeti bu kadar açık ve bu kadar net ortaya konulabilir. Eyvallah hocam. Bu açıdan baktığımız zaman dinimizin, Kur'anımızın, peygamberimizin emanete ne kadar önem verdiğini ve bunlar üzerinden Rabbimizin bizler üzerinde gerçekleştirmek istediği emanetin ne olduğunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz.